Evet, bir Fenerbahçe özellikle evindeki maçlarda sıkıntı yaşamaya başladı. Puan kayıpları yaşadı. Alanya, Samsun. Şimdi deplasmanda daha iyi oynayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz ama Rize deplasmanı kolay bir deplasman değil. Gerçi Galatasaray'a daha ters gelir Çaykur Rizespor. Aynen. Ama siz nasıl bir maç bekliyorsunuz merak ediyorum. Onur Özkan seninle Sana başlayayım. katılmadığım nokta var burada. Ne? Yani hani herkesin zaten söylediği bir şey bu. Sırf sen hani dile getirmedin. Hani şimdi istatistiğe bakıyoruz ya biz. İç sahada Fenerbahçe, dış sahada Fenerbahçe. Evet. Tüm puan kayıplarını iç sahada yaşadı Fenerbahçe. Deplasmanda bir beraberliği var. Deplasmanda daha iyi oynuyor. Ya ben buna çok katılmıyorum ya. Yani mesela Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi maçları da iç sahadaydı mesela futbol olarak. Futbol olarak. Hatay maçı, Fenerbahçe'nin Rize maçı, Konya maçı, Başakşehir maçı. Korkunç dominant maçlardı Fenerbahçe adına. Ya, Doğru Trabzon söylüyorsun. maçını sayma ya. Ha, yok Ne efendim. stoper var, ne orta sahadaki, Ya ne şimdi İsmail var genel dedim. değil de tek tek Yani bakmamız lazım bence maçlara. Yani neden doğru puan kaybı söylüyorsun. yaşandı? Ama ben şunun için bunu ekstra söylüyorum. Yani biraz da Fenerbahçeliler, özellikle tribündeki Rahat Fenerbahçeliler belki deplasmanda puan. birazcık bunu üzerine alınsın. Yani çok da karanlık bir tablo olmamasına rağmen uğultu, Evet. tepkiye bir kala gibi durumlar oluşuyor ve bence bu takıma Ya yansıyor. ben şöyle söyleyeyim sana çok haklısın. Mesela ben puan tablosunu bilmeyeyim hiç. Sosyal Sanki medya çok takip sıkıntılı bir edeyim. durumda gibi, değil mi? Yani sanki Fenerbahçe ligden falan koptu yani. Öyle bir hava oluyor bazen. Çok evet, Bu hiç onun da sağlıklı etkilediğini değil. düşünüyorum. Evet. Ve hatta mesela bugün futbolcular bir paylaşım yaptı. Bilmiyorum gösterecek miyiz? Bir tweet zinciri oluşturdular. İşte bir kenetlenme. O işte Çağlar Ceko'ya pas attı, Ceko Cengiz'e pas attı. Sosyal medya üzerinden bir tweet zinciri oluşturuldu. Tek yüreğiz biz mesajı verildi. Ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu değil ki. Zaten Fenerbahçe tek yürek zaten. Hani ben bu sezon tüm maçlarını izledim Fenerbahçe'nin. Herhangi bir maçta Fenerbahçe'nin kenetlendiğinden en ufak bir şüphe duymadım zaten. Şu an kulübün ihtiyacı olan şey sakinlik, Evet, kenetlenme veya kesinlikle. ekstra motivasyon değil. Zaten Fenerbahçe motive zaten şu anda. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani Fenerbahçe'nin biraz sakinleşmesi gerekiyor. Camia olarak. Yani bir durmaları gerekiyor artık. Yani zaten iyi bir takım Fenerbahçe. İyi oyuncuları var. İyi futbol oynuyor. Kötü Bir goller beraberlik yediler. yaşadı Fenerbahçe. Kötü goller yedi, kötü. Hocam her takım kötü gol İki yiyebilir. Yani ben ama bu kadar olmaz ya. işte bu tweet zincirinden bahsediyorum. Yani Geldi Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey bu değil. Zaten Fenerbahçe şu an takım halinde tek yürek zaten. Yani taraftarın da hani o tepki gösteren kısmının azınlık olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir kısmının olmadığına inanmak Evet, istiyorum. Hani ben de hani öyle düşünüyorum ama yansıyor. yansıyor tabii ki yansıyor. Çok hoş değil. Başka tribünde başka bu şekilde düşünmeyen ve bunu yansıtmayan taraftarların da zaten tepki gösterdiğini sosyal medyada görüyorum. Ya çok yanlış bir psikoloji. Hatta ben birçok Fenerbahçeli arkadaşımla da konuşuyorum. Şöyle diyorlar ya bitti bu. Buradan dönüş olmaz. Yani nasıl dönüş olmaz? 2 puan fark var. Fenerbahçe yarın kazanırsa, daha doğrusu bugün 12 geçtik değil mi? Bugün kazanırsa Fenerbahçe maç fazlası lider. Ligin yine zirvesinde. Daha 13 hafta var. Dediğim gibi şu anda en çok ihtiyaç olan şey bir sakinlik Fenerbahçe adına. Bir soğukkanlılık gerekiyor artık. Çünkü ligin bu zamanına kadar 25 haftasının 18'inde 19'unda çok güçlü bir oyun oynayan bir Fenerbahçe var ortada. Yani bir anda bu kadar panik yapmak, evet Fenerbahçe Alanyaspor maçında iyi oynamadı. Kabul ediyorum. Teknik adam yönetimi konusunda hocayı eleştirebiliriz. Bunu da bir yere koyuyorum. Oyuncu Haklı. değişiklikleri özellikle. Tartışmasız. Bazı oyuncuların performansına düşüş var. Bu da normal ama futbolun içinde zaten bunlar var. Siz futbolda hep böyle bir doğruda gidemezsiniz. Hani kalp grafisi gibi inişler olacak, çıkışlar olacak. Bunlar çok normal. Önemli olan günün sonunda. Mesela başkanın açıklamaları da çok sağlıklı değil. Saha dışına kaydı Fenerbahçe çok fazla son dönemde. İşte sürekli Sayın Başkan çıkıyor. İşte bizi şampiyon yapmıyorlar. Bizi şampiyon yapmadılar. İşte Bazı geçmiş... takımlar şeyde de en Ya son. yanlış. Fenerbahçe'nin saha içinde kalması gerekiyor. Saha dışına çıkmamalı Fenerbahçe. Çünkü zaten saha içinde güçlü şu an Fenerbahçe. İyi bir takım Fenerbahçe. Son yılların en Bak, iyi Fenerbahçesi var şu an saha şu içinde. Emre Mor'u gösteriyor. Bu kilidi çözecek adamlardan biri bu Emre Mor. Gitti. Gitti. Ne gönderdin ya? Zor zamanda bunu koyacaksın ya. Ya şöyle düşünün var hocam. bir Orada de zaten Dinko Cengiz'le olma. İrfan var Yok, fark zaten. et. Ya git ya illa Hocam orada mı kalıp hiç oynayacak? oynamaya da bilirdi. Yok ya şimdi ne Hocam olacak? Cengiz'in performansı Bir yükseldi. dakika İrfan ya. zaten iyi. Yani İyi. oynamayabilirdi. Ya bir dakika. Ya ne oldu burada gole ihtiyacın var? Koy.
Koy 10 numara koy. Oynamaz mı? Oynar, gole gider. Ya bu adam girdiği zaman müthiş işler yapıyor ya. Ben şimdi antrenör olduğum zaman bu girdiği zaman korkarım yani. Her an görmedin mi neler yaptı? Fenerbahçe yani? Taraftarı tekerrürden korkuyor. Son haftaların vazgeçilmez puan kaybeden ekibi diye bir şey. Bu çok özellikle düşme attı diye bir şey de yok şu an. Çok yakın takım var. Çok fazla takım var. O yüzden herkes düşme hattında gibi davranıyor maçlarda. Ve bu Fenerbahçe geçen sene bunu yaşadı. Aslında geçen sene de şampiyonluk adayıydı Fenerbahçe. Kesinlikle. Ama o kaybettiği küme düşen ya da düşme hattında olan takımlarla oynadığı maçlar belki de belirledi bu durumu. Kesinlikle. Hani bu sezonda aynısı olur mu endişesi var Fenerbahçelilerde. Şunu soruyorlar. Yine mi aynı şeyi yaşayacağız aynı biz? Aynı senaryo. Her şey değişti işte. Aynen. Takım, transfer, her şey arka ama. Fenerbahçe camiası diyeyim. Medyası, şusu, busu, futuru. Bir tane yedikleri golle ilgili bir şu hatalı diyor mu? Yok. Yedi gollere bak ya. Bir tanesi Dzeko. Ayağındaki top şey kaptırdı. Önündeki topa vuramadı. Öbürünü 20 metreden vurdu. Herkes seyrediyor. Gene eller arkada. Ya kimse bir şey demiyor biliyor musun? Ya yediğin gollere bir baksana arkadaş. Yani hiç kimse eleştirmiyor. Şimdi gene şey geldi aklıma. Serdar Aziz olsaydı yerden yere vurmuşlardı. Linç etmişlerdi. Vallahi ciddi söylüyorum ama. Ciddi söylüyorum. Mesela bak şey ne o? Osterwolde. Müthiş oynuyordu. Ne kestin adamı ya? Ne kestin abi? Cukudu. Daha evvel penaltı yaptırdı, onu yaptırdı, golü yedirtirdi, şunu falan. Allah Allah. Ya biri bir şeyler söylüyor, herkes bir şeyde bir algı yaratıyorlar. O daha iyi, hadi güle güle. Ya böyle bir şey olur mu? Ya bir bak, hiçbir tanesi demiyor ki kötü gol yedik, bilmem ne kaleci yumurtladı ikinci golü. Zaten iki kişiyle arkasına koymuş, gene aynı şeyler, aynı goller. Olmaz, olmaz arkadaş. Yani onunla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Kötü oynadın, ne kötü oynadın ya? Adam söylüyorum, 125 kilometre koşmuş takım ya. Avrupa'da belki bilmiyorum ben 125-122'leri gördüm. O zaman koşu mesafe konusunda ben biraz şüpheliyim dediğim yok gibi. Yok ya buraya aldık. Ya sağ olsun. Mesafesi ölçülmüyor bizim kadarıyla. Yayıncı kuruluş şeyi arıyorum da cevap vermedi bana. Gösterip çekiyor. Telefona çektim biliyor musun? Şeyleri. Koşu mesafelerini. Çünkü böyle gösteriyor çekiyor hemen. Çünkü sezon başında onun tartışması yaşandı. O ölçüm yapan şirket bazı ölçümleri yanlış yok ya, yaptığı hayır için canım, bak. İptal edildi. Bu sezon koşu mesafeleri ölçülmeyecekti falan dendi. Ama belli zaten ama koşan adamlar peki belli. Peki buna katılıyor musunuz? Fenerbahçe'de bu kadar tecrübeli futbolcu var fakat hepsi panik halde oynuyorlar. Yarın da berabere kalabilirler diye düşünüyorum işte böyle oynarlarsa. Bunu hep konuştuk. Ya bunu evet, medya yapıyor ya. Hiç alakası, baskı hiç alakası yok. Bunlar şey seyretmesin ya Fenerbahçe'de. Ya ben şöyle düşünüyorum. Sayın Başkan'ın açıklamaları bence takıma zarar veriyor. Fenerbahçe ne zaman odağını sağ dışına çekse hep sağ içinde zarar gördü bundan. Hatırlayalım, iki sezon önce Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe bir Trabzonspor yenilgisi yaşadı deplasmanda. İşte Kim Mijen'in atıldığı maçtan bahsediyorum. Kırmızı mıydı, değil miydi tartışıldı. Fenerbahçe o maça lider çıktı, liderliği kaybetti. İşte maçtan sonra Sayın Başkan havalimanında megafonla bir konuşma yaptı. Ondan sonra her şey tepe taklak gitti Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçe bu sezon 23-24 hafta boyunca hep odağını saha içine verdi ve bunda başarılı oldu. Şu an saha dışına bu odağı çekmenin hiçbir faydası yok Fenerbahçe'ye. Bak gene o maçı hatırlıyorum. İlk golün atılmasının sebebi şeydi, ne o? Almanya'ya giden stoper. Atilla Szalai. Szalai. İkinci golde zaten adamı kara kucak yaptı, penaltı yaptırdı. Bak gene hiç kimse ona bahsetmiyor. Ya iki golde de imzası var. İki golde onun yüzünden. Doğru düz bir stoperin olsa onu yemezsin. Ya bu, yani onlara gitme. Bu hafta da öyle. Panik vaat ediyor. Bu hafta da ya panikle alakası yok. Yediğin gollere bak arkadaş. Ben şöyle görüyorum. Hocam yani şöyle bir panik var. Galatasaray nasıl şampiyon oldu? En az gol yiyen takım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu biraz da teknik adam kaynaklı bence. Şimdi İsmail Kartal bu takımın lideri değil mi? Şimdi lider panik yaparsa oyuncular da bu paniği yapar. Panik yapıyor mu sence? Bence yapıyor. Hocam. Yani sağ kenarında ben hocayı ne zaman görsem duruşu bir panik duruşu. Çok rahat değil hoca kenarda. Mesela Alanyaspor maçında daha maçın başında hocada o gerginliği, gerilimi gördüm ben. Hoca rahat değil o konuda. Yani çok endişeli. Ve bu bence futbolcuya yansır. Yani ben futbolcuyum. Saha içinde krize girdi maç, değil mi? Hı hı. Dönüp kulübeye baktığım zaman teknik adamla göz göze geldiğim zaman onda güveni almak isterim ben. Mesela Okan Hoca şöyle sağ kenarında. Oyunda kriz mi var? Kameralar Okan Hoca'yı gösteriyor. Hoca yanına İrfan Hoca'yı alıyor. Taktik tahtası bir şeyler çalışıyorlar orada. Yani hoca rahat sağ kenarında Okan Hoca. Tabii ki bunda şampiyon teknik adam
Galatasaray camiasının baskı desteği arkasında yok, evet. Baskı o kadar yok. Evet, bunları buraya koyuyorum ama Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bu işin ABC'si şu. Fenerbahçe baskıyı yenecek. Fenerbahçe baskı altına girmeyecek. Bunu yapmak zorunda. Zaten bu kadro bunun için kuruldu. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın Alanya Spor maçı var mı? Antalya Spor maçı var mı? Çok zor. Çok Antalya zor. İçeride, Alanya deplasmanda. Ben Alanya'nın şeyi olacağım hocası. Ben yenilmem abi. Yenilmem. Ama şimdi Fatih Tek öyle bir beyanatlar verdi ki. Allah Allah. Dedim herhalde 5-6 tane yiyecek yani bu. Tamam mı? Ya olur mu? Ya koşan tempolu takım gol arkadaş. Zor yenersin bak. Başakşehir Galatasaray maçında şimdi gene şey dedik diyor ki 5-6 tane gol kaçırdı. Yok, bir tane Mertens'in kaçırdığı gol var. İlk de Barış'ın fiziksel şeyiyle, gücüyle ilk golü attı. Başakşehir de çok iyi kapandı. Bak Başakşehir, Alanya, Antalya. Şimdi Kayseri de fena değildi. Bu takımları yenmek zor. Vallahi yok. Öbürlerini yani alıcı gözle bakmadım. Bir de onlara baksaydım. Koşu mesafelerine bak. Ya zor oyunu bozar. Zor oyunu bozar. Şimdi ben tekrar söylüyorum. Bizim kardeşlerimiz burada diyor ya Osterwald'ı sol oynasaydı işte yoruldu. Ya arkadaş öyle bir şey yok. Ferdi yoruldu falan. Adam, arkasındaki adam oynatmadı adamı ya. Öbür türlü gidiyorlardı, geliyorlardı. Oynatmadı. Tempolu ben de olsam zaten sağ beki, sol beki tutarım. Yani oynattırmam. Şu konuşuluyor ya Melike, çok pardon bir şey söyleyecektim. Hani deniyor ya Galatasaray ve Fenerbahçe ligin çok üzerinde az puan kaybı olur. Evet ligin üzerlerinde ama ben tam tersini düşünüyorum. Bence kalan süreçte ligin geride bıraktığımız bölümünden çok daha fazla puan kaybı yaşayacak iki takım. Çünkü oyun zorlaşıyor artık. Süleyman Bey demiş ki eskiden olsa Fenerbahçe gider Ali Sami Yen'de maçı kazanır derdim. Ama bu sene bu şart şatafatlı kadroya rağmen bile Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı yener bile diyemiyorum demiş. Yani bu da fazla bence bu. Ya, yok çok karamsar onlar da ya. O kadar değil. Şöyle bir gerçeğimiz var. Evet iş finale kalırsa eğer Galatasaray Fenerbahçe finaline kalırsa o zamanki şartları tabii şu andan bilemeyiz, kestiremeyiz. İki takımın kadrosu nasıl olur, oyunları nasıl olur ama bir yerde final varsa Galatasaray 1-0 önde başlıyor ona. Yani bu çok net. Hani Galatasaray finalleri daha iyi oynuyor. Ama bu şu anlama gelmesin. Bütün finalleri Galatasaray kazanacak, hepsini Fenerbahçe kaybedecek. Tabii ki böyle bir şey yok. Hani istatistiğe vurduğumuz zaman bunu söylüyorum sadece. Diyorum ya ben ne kadar karamsar değil mi Fenerbahçe taraftarı? Ne kadar yanlış bir düşünce bu ya. Evet evet ben de ona inanıyorum. Ya bundan iki hafta evvel aynı taraftar büyük ihtimalle biz bu ligi götürürüz diyordu.